Şimdi en son bak son yayında zırhı dizdik. Bir level daha üste çıktık. Ha eksikler var mı? Var. Mesela kalkan, işte eldiven, işte ayakkabı yine eskilerden. Ama temel zırhları yaptık. Kask, zırh, pantolon. Yeni çağa geçtik. Metal çağına diyeyim. Sonra bakın şuraya tarım çağını getirdik. Tarım çağına geçtik. Artık bitki dikebiliyoruz. Hem kozmetik olarak etrafta böyle görsellik olarak, doğallık olarak kullanabiliyoruz. Hem de bağ bahçe işine başladık. Bak şuraya denemelik bir tane bahçe diktik. Şu an yarım. Domates, mısır bayağı bir şeyler üretebiliyoruz artık burada. Sonra mesela lif problemi çekiyorduk etraftan lif toplamada. Artık lifleri böyle boydan boya ekiyoruz. Patır patır biçiyoruz. Yani bayağı oyunun böyle verimli noktalarına geldik gibi ya. Bazı şeyler rahatladı. Ondan sonracıma avcıyı yakalamıştık. Avcıyı yakalamak ne ya? Pokemon gibi. Avcıyı kurtarmıştık. Ona bir mekan yaptık buraya böyle NPC gibi ufacık. Buradan ne yapıyorduk? Ya bunların özelliği şu bu arada. Bunlar da bizim gibi yaşayan insanlar gibi sunuyor oyun ama bunların bize katkısı şu oluyor. Bu mesela okçu. Oyuncular arasında okçu varsa okçuya yönelik zırh veriyor. İşte buraya yemek veriyorsun, yemeği kurutuyor. Daha verimli bir meyveyi dönüştürüyor. Bak bunun kurutma yeri var şurada. Mesela 15 tane karadut kurutmuşuz. Bunların buff süreleri artıyor falan. Tuz, işte ne bileyim hayvan kürkü kurutmalar vesaire. Bunları yapıyoruz. Sonra bak Mehmet abinin bağ bahçesi. Uy bak buraya dikilen domates hatırlarsınız bunu. Vay be. Bura şey gibi bak tuzak gibi. Hilmi'nin obası. Sonra başka ne yaptık? Ha demirciye yer yaptık. Demircide bir iki dokunuş daha var ama genel bir demirci mekanı yaptık karşıya. Bak. Burayı ağacın kenarına diktik. Bir tane işte ocağımız var. Bunu ağacın dibine koyduk. Şuraya böyle harabe gibi demirci ocağına benzeyecek bir şey inşa ettik buraya. Bu da az öncekinin aynısı gibi düşünün ama savaşçı için. Ben mesela savaşçıyım zırhımı buradan dizdim ben. Avcı buradan kendini dizemiyor. Bu benim için. Tank için bir yer burası. Bak buradan ne yapabiliyormuşuz? Demir üretiyoruz. Hani metal levhalar üretiyoruz. Falan filan işte. Demir zırh falan. Buranın şu arkası eksik. Şurayı bugün yaparız. 2 dakikalık işi var. Aleykümselam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sonra bakalım başka ne var? Mahzeni göstereceğim. Evin içinde bir değişiklik yok. Ha ocak yaptık gel şuraya bir tane. Şöyle bir ocak yapmıştık. Şuradaki tabağa girdiydim onu hatırladım bak şimdi. Ha dur bakayım şunu bak. YouTube'daki yorumlara baktım. Şunu eleştiren arkadaşlar vardı. Pencere dışı açılmış diye. Dışı açılan pencere oluyor mu? Onu bir düşünüyorum. Böyle köy evlerinde özellikle. Sanki içeri açılması daha mantıklı gibi bunun değil mi? Eskiden vardı. Evet ben de anımsıyor gibiyim böyle ama. Bunu içeri mi açalım dışarı mı ya? Bak bunun önüne de bilerek çiçek koyduk. Şuradan gözüksün diye. Görüyor musunuz? Dışarı iyi mi diyorsunuz? Tamam dursun bakayım ya. Yalnız şurasının şeyi çok güzel değil mi ya? Bak bahçeyi görüyor. Evet bir halımız var. Evin rahatlık düzeyine bakalım bakayım. Ya bildiğiniz Valheim gibi ya 13. seviye. Eve eşya koydukça evin içerisindeki teknolojiyi geliştirdikçe rahatlık, konfor düzeyi artıyor. Mesela 18 dakika dinlenmiş buff'ı alıyorum eve gelip oturduğumda. Bu da neye yarıyor? Savaşa gitmeden önce enerjimi arttırıyor. Baya böyle işte kalkanla 4 tane vuruş blokluyorsam 5-6 tane bloklayabiliyorum enerjim çok olduğu için. Bir de tabii mahzenimiz var. Çiftçi. Bak bu da çiftçi. Tarıma bu kadın sayesinde geçtik zaten. Son yayında yine bu çiftçiyi de kurtarmıştık. Bu da bize tarımı öğretti. Burada bizim mahzenimiz. Depo burada. Böyle küçük mini bir mahzen. Çiftçiye ev ne zaman? Bakarız ya. Çiftçiye böyle mini tatlı bir böyle fidanların olduğu küçük böyle bir kulübe gibi bir şey yapabiliriz. Sonra başka ne gösterecektim ya? Başka ne var? Çiftçiye ev tahtadan lazım. Bakarız bakalım. Onun etrafına böyle bir domates falan da ekeriz.
Şimdi ilk başta şu demircinin orayı bir tamamlayalım. Bak mini görevleri yazdım. Lifleri topla demişim. Demirci ışık artı duvar. Tamam. Şu duvarı bir yapalım. Demircinin duvarını. Bir dakikalık işi var zaten onun. Pürüzlü çakmak taşı. Heh. O yüksekte. Bize bir... Hah şey lazım. İskele lazım. Tamam. Şuradaki boşluğu dolduracağız ya. Başka bir şey yapmayacağız. Tamam. Havaya ne oldu bu arada ya? Nasıl? Böyle dursun mu? Böyle bir harabe gibi ya. Hani orada da bir hırpalanmışlık var. Sanki bu kadar yeter ya. Köye çit yapın, çok sade kaldı köy. Hardwell. Yapacağız bakayım adım adım ya. Çok fazla şey var. Yapılacak iş var. Buna bir de ışık demişiz geceleyin. Hemen bir tane ışık yapıştırayım buna. Işıklandırma. Heh. Buna duvar mı yoksa ayaklı meşale mi? Yana mı koyarız, duvara mı asarız? Sanki duvara asmak daha mantıklı gibi geldi bana, bilmiyorum. Kuru kafa falan, mum. Yok, bunlar buraya gitmez. Yer mi, hava mı? Ayaklı mı, duvar mı? Duvar, duvar, duvar. Evet, duvar ayaklı diyen var ama duvar daha çok gibi. Ayaklı. Ayaklı cıbık olan duvara koyarız. Duvar. Tamam, duvar yapalım. 4 reçine 2 tane yırtık kumaş lazım. Dört reçine. Bir tane yırtık kumaş. Ya işte şunları bak, bölmeyi daha çözemedim ya. Şunu 1-2 tane alabilmem lazım ya. Depolamayı sıfırla. Yığını yerleştir. Hepsini yerleştir. Sil, hızlı taşı, eylemler. Neyse bakalım ya. Tamam. Yeri nasıl oldu? Ateşin yeri bence biraz zorlama oldu gibi ya. Zaten detaylı olan yer daha da detaylandı ya. Şura daha mı iyi olur acaba? İyi gibi. Oy. Bu daha güzel ama o da loşumsu güzeldi. Tamam. Asın bakayım böyle. Diğerinin şeyi, bir ambiyansı bir daha iyi gibiydi. Bunun da yeri daha iyi gibi. Mükemmel. Dursun bakayım ya. Tamam. Demircinin yeri hazır. Demircinin üstünü çiziyorum. Sonra lifleri topla demişiz. Şu lifleri bir toplayalım. Lif lazım olacak. Bunları bir daha ekeceğiz. Oy, 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 oy. Bunlardan çok güzel tarla olmaz mı ya? Ya bak diyorum ki her mahsul için ayrı bir mini tarla oluşturalım. Bugün aklımda o da var. Mesela bir tane şöyle domates yeri, bir tane işte lif yeri. Neye ihtiyacımız olursa craft'ta hemen gider onu alırız, yenisini dikeriz yerine. Bayağı güzel olur. Bir de mesela bak bu liflerin şeyi de güzel duruyor, böyle sınır çizme gibi.
Böyle lifler var, bir sınır gibi duruyorlar. Ormanlığa geçiş gibi. Ama şimdilik tabi yine rastgele ekeceğim bunları. Tamam. Aa bak bir de şunu yaptık. Bunlara geliyoruz. Bunu yine bize şey çiftçi öğretti. Bak 150 tane vermiş bile. Buraya geliyoruz. Bitki liflerini koyuyoruz. Bu bize onun karşılığında çalı fidesi üretiyor. 5 tane. Hatta 200 tane daha koyayım şöyle. Şunun yarısını alalım ya. Yüzü üstümüze dursun. Tamam. Şunlardan geri ekelim. Peki bunu şimdi rastgele mi ekeyim acaba, yoksa bir yer mi oluşturalım? Çünkü ne yapacağız biliyor musunuz? Buraya bir çiftçi yeri yaparız. O çiftçiyi buraya getiririz. Şuraya bir tarla yaparız şöyle. Sanki yerini belirleyip eksek daha güzel olacak gibi ya. Aynen tamam dursun. O zaman bunu depoya koyuyorum. Buna bakacağız. Gıda depomuza koyalım. Buna bakacağız. Lifler, craft eşyaları, çubuk. Çubuklar şuraya. Tamam. Şimdi bak bir tane görev vardı. Haritanın şurada bir görev vardı. Hah bak bu. Bu mu ya? Şu. Buradaki görevi sandığı Osman aldığı için bana yazmamıştı, hatırlıyor musunuz? Şu pardon. Eğrelti Vadisi. Görev şu. Görevi hatırlatayım. Merdivenin altında adamın mektubunu bulduk. Mektup diyordu ki merdivenin altında bir tane hazinem var. Onu gizledim falan filan diyordu. Gittim. Onu yayın dışında aldım. Bak görev gitti. Tamamlandı. Bir de şansıma ne çıktı biliyor musunuz? Aldım döndüm sadece bak. Oradan acayip bir şey. Bak şu çıktı. Yani çok iyi mi bilmiyorum ama en azından legendary bak, efsanevi. Level'ı 7. seviye. Ama şeyi anlamadım ben. Bendeki kılıç zaten 20 vuran yok muydu? Mesela bu baltadan farkı ne bunu? Bak ikisi de 20 vuruyor. Buna artı basar. Evet artı basarız buna. Kesiciliği inanılmaz fazla bunun. Bak bunun kesiciliği, eziciliği var. Bunun kesiciliği biraz da deliciliği var. Mesela bu bunlar niye aynı güçte? Bu sarı, bu mavi. Bronz kılıç. Allah Allah. Kesici bakışları var kılıcın. Evet, buna artı basalım mı? Ama bunu giderken basalım. Savaş öncesi yapmayı seviyorum ya. Bunların farkını da görürüz ha. Buna bakacağız. Hatta bunu şöyle yapayım. Gürs. Şunu şuraya alalım. Şöyle. Ha, böyle dursun bunlar. Tamam. Fidanı da buraya koyalım yine. Mantar da buraya. Tamam. Herhalde tamam oluyor. Bu da şimdilik burada dursun. Kalkan yapacaktı. Kalkanı yapabiliriz bu arada. Demir şey vardı. Dur leaf'i geçtik. Ne demişiz? Avcı masası, demircinin sığınağı, çiftçi yeri. Yazımı okuyamıyorum ya. Yatalım ya, sabah olsun. Online oynanıyor. Miraç online oynuyorsun şu anda. Ha online dediğin diğer oyunculara karşı mı? Ya sunucu alabiliyorsun. Biz mesela sunucu aldık. 20 kişiye kadar oynayabiliyorlar. Herkese açık yaparsan girebilirler belki ama daha çok böyle arkadaşlarınla oynamalık ya. Tamam. Şimdi şu tarlayı yaparak başlayalım bakalım. Çiftçinin yerini düşünelim. Ona göre tarla yerini düşünelim. Bak sınırı neresi? Eşya şey, yapabileceğimiz sınır burası. Çiftçiyi şu köşeye yapalım. Bak benim kafamda nereye demişim? Şu demircinin şurasına yapalım demişim. Şuraya. Buraya çiftçinin yerini yapalım. Şuradan yol boyunca tarla. Hatta var ya bunun arkasına bile sarkıtırız tarlayı. Şuralara bile tarla yapabiliriz. Ne diyorsunuz buraya?
Burası güzel gibi. Sınır genişliyor zaten, önemli değil. Bu genişlemiş hali, aynen. Bir tur daha genişleyebilir. Şuna çok gıcığım bu arada ya. Bu aleti, bunu ben söndürsem, başka yere koysam sıfırdan mı kurar, yoksa 2 level'dan devam eder mi bu 2 level? Eğer 2 level'dan devam ediyorsa onu sökebiliriz ya. Tüm evler gider. Şimdi bana ne lazım? 1. Yol değildir. Yolu şimdi yapmayacağız. Bana balçık lazım. Gübre. O burada yok. Şurada mıydı o? Bizde şey vardı ya. Toprak vardı. Burada yok. Burada yok. Toprak yolu. Yolu tamam. Yol alacağız. Toprak. Patran. Allah Allah. Etraftaki toprağı yükselsek güzel olabilir. Onu ayarlayacağım da şu şeyi bulmamız lazım bizim ya. Gübre vardı bizde ya. Aynen 3 gübrem vardı ya. Ben de 3 tane, bak sayısını bile hatırlıyorum ya. Ne yapalım, bir hızlıca git gel yapayım mı? Yerini biliyoruz zaten ya. Hızlıca git gel yapalım madem. Nereden alıyorduk onu? Şuradan mı alıyorduk? Şura, aynen bak özel. Oo, hadi bakayım git gel yapalım ya. Tamam. 2 dakikada alırız onu şimdi. Şu taraftan uçacağız. Yalnız ne esti be harbiden. Aynen buraya doğru. Yalnız enerjim yetmeyebilir. Şuraya bir ineceğim. Enerjim iyi durumda değil. Scarface aleykümselam. O altın kılıç çıkan yer sürekli yenileniyor mu Emre? Emin değilim ya. Ben çık gir yaptım da yenilendiyse yenileniyor olabilir. Evet şu anda da çıkmış olabilir ama öyle yapmayalım ya. Bak kurtlar var burada, dikkat. İşte bizim mekan. İşte aradığımız yer. Hah, bu lazım bana. Yoruldum. Evet. Selamünaleyküm, aleykümselam. Aleykümselam. Bir şey diyordun. Ne diyordum? Yorulmuşsun. Ha. Ben kolay şey gelsin. Hissettim. Kolay gelsin. Irgat. Eyvallah. Irgat. Irgat lazım. Irgat lazımsa tutmacı da çağırabiliriz. Yani şey aranıyor bu arada, aynen. Çalışacak usta aranır. Odun kes. Odun kesecek. Kessin, gaz tatsın, toplasın. Bak mesela kardeşim, şey yapsa Osman, tarlayı ekip bitse mesela bayağı, evet, güzel olur değil mi? Müthiş olur. Yemekler direkt hazır olur. Aynen kardeşim, böyle yemekler yani hazır. İksirler hazır. Ne tertemiz. Kaç gübre ettin? Şuraya koyalım, sayısını görelim ya. Yemiyesi ne kadar? Çift ekmek döner ama o da Eskişehir'e gelirse.
Aynen. Her zaman. Aha. Şu kılıcın bir şeyini göstereyim size, gücünü. Bakalım ne kadar vuracak. Mesela önce şununla vuralım. Bu 22 vuruyor. Bu 33 vuruyor. Ama biraz şey de var tabi. Kılıç güçlü de şey olayı da var. Canavarların silahlara karşı zayıfları var. Mesela iskeletler gürze karşı zayıflar. Ezici silahlara. Bunlar da kesicilere zayıflar. Osman, ben şey yaptım bu arada. Yayın dışı gittim, o sandığı aldım. Görev bende de tamamlansın diye. Ya, sandık çıktı oradan. Ulan. Aldım, tamamlandı. Ve içinden ne çıktı biliyor musun? Yayına bakarsan görürsün. Şu sarı kılıç çıktı. Olan. Şanslıma bu çıktı. İyi. Buna artı bastıyorlar. Yani bence hak etti yani sarı olarak. Değil mi? Havalı, en azından görünüşü havalı, yakışıklı kılıç. Biz niye toplayamıyoruz ya? Gelmez oldu. Ha, ulan yanlışmış, gübre bu ya. Toprağa koyduk, bu. Bunu bir yüzleyelim ya. Ne diyorsunuz? 100'e kadar gideyim mi? Yüzleyelim gelmişken ya. Bir daha gelmeyelim buraya. Kökten halledelim bu iş. Onun özellikleri ne? Tamam, bakacağım şimdi. Bir enerjimi bitireyim. Enerji biterken ona bakalım. Böyle zamandan kazanalım. Tertemiz. Gerek yoktu sanki yerde. Bunu hayma yapacağız ya. Haymada lazım olacak. Çok harcayabiliriz ya. Kardeşim, artı 4 kesme hasarı, artı 4 kesme hasarı daha, artı 4 derece hasar, pusu hasarını %20 arttırır, kritik vuruş ihtimali %5. Şu pusu hasarını... Güzel, iki tane. Evet. Pusu muhtemelen şey ya, fark etmeden yaklaşıp kılıcı bir koyuyorsun, yamuluyor. Mesela bak, fark edilmeden yaklaşıyor muyum şu an ben? Şu an beni fark edemiyor mu mesela? Yok. Geç arkasına, geç sağdan sağdan. Domatesleri alalım bu arada. Uf, domateslere bak. Fark etti bu beni. İşte fark edilmeyeceksin. Sen ne oldu, bir anda yalanmaya bir sürü, başladı lan. Bir sürü zırh var kardeşim. Adam anlıyor. Etrafında kalkan döndü. O fark edildin demek mi acaba? Bak, seni gördü demek mi? Bilmiyorum. Olabilir. Bunlar da güzel değil mi? Bunlar da bence ileride yapılacak bak. Benim bu oyunda gördüğüm şöyle bir his oluşturuyor. Gördüğün her şeyi yapabilirsin hissi oluşuyor bende. Bu oyun öyle bir şey verdi bana. Yani öyle bir şey vaat etmese de öyle bir psikoloji oluşturdu. Mesela şu evi bu oyunda yapabilirsin hissi veriyor bana. Sanki açılacak gibi her malzemesi. Ara ara giriyor mu? Drop giriyor mu ara ara? Şeyi, bitrate'i düşürebiliriz bu arada. Çok yüksekten açtım. Girmiyor, iyi, tamam. Girerse söylerseniz düşürürüz. Biraz eve uğraşalım Osman. Şöyle evde bağ bahçe, şu işte çiftçilikle falan filan. Sonra bir bugün bir deli boss keselim ya. Hatta bugün bossları tamam. Bile ağırlayabiliriz. Biri boss değil. Bayağı etrafı temizleyelim istiyorum bugün. Temizleriz baba. Tamam. Ben yala buradan. Alo. Oy. Hilmettin. Hilmettin. Selamünaleyküm. Hilmettin. Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam kardeşim. Buldum. Hilmi Suat senin tarlayı mahvetmiş, haberin olsun. Hilmi, senin tarla niye boş bu arada harbiden? Nasıl boş ya? Tarlayı boş bırakmışsın abi. Bakayım bakayım, topladım herhalde çıkmadan ya. Aynen. Nasıl yapıyorduk lan bunu? Ha şuradan.
Şimdi önce, bundan önce çiftçinin nereye olacağını bir yerini belirleyelim. Onu yapmasak bile yeri belli olsun, sonra tarlayı ona göre yapalım. Mesela soru 1. Tarlacının duvar inşası neyden olsun? Bak. Elimde neler var? Kemik blok tarlacıya gitmez. Demir blok tarlacıya gitmez. Miselyum biraz daha böyle mistik, kirli bir şeyi var bunun, böyle gitmez gibi. Çakmak taşı, bunu demirciye yaptık. Düz taş hiçbir yere yapmadık daha ama çok favori değil gibi. Pürüzlü odun, normal bizim evin şey yapısı. Karanlık odun. Katranlı odun, pardon. Ve pus odunu. Odun çiftlik evi gibi. Katran. Evet ya, yani odun tekrar edecek gibi ama odun sanki bana da mantıklı geldi ya. Odun böyle derme çatma hemen böyle tarlanın içine güzel olur gibi ya. Pus. Pus. Pus odunu. Pus odunu. Pus odunu bende var bak. Size nasıl gözüktüğünü göstereyim. Aha, pus odunu bu. Normal odun var. Bunları alalım. Taş bloğu var. İskelet bloğu var. Taş var. Normal çatı var. Bak, bunları sırayla göstereyim size. Bu pus odunu. Sizin dediğiniz. Bu normal odun. Yok, aynısından yine koydum. Bu normal odun. Bu taş odun. Bunu koymaya gerek yok. Demircinin odunu zaten. Bu iskeletli. Bir tane daha koyabilirim. Geri alabiliriz. Bu da normal taş. Harbiden pus odunu iyi gider ha. Pus odunu harbi güzelmiş. Tam böyle bir şeydeki kulübe yapısını veriyor. Biz pus odununu şey yaptık mı acaba ya? Önemli değil, yine yaparız da. Sanki biz buna da pus odunuyla yaptık değil mi? Aynen, bunu da pus odunuyla yapmıştık. Taşa ne diyorsunuz? Bak, taşımız yok. Şu bir kere elendi gibi. Allah. Şu elendi. Kus. Taş çok havalı. Taş. Vallahi benim önerim ya şu ya şu. Hatta var ya, ben şuna yaklaştım ya. Kahverengi, baskın bir kahverengiliği var bunun. Şu biraz toprakta yok olur gibi. Pus odunu. Pus. Hadi buna bir anket açayım ya. Bunu anlayamadım. Çok farklı şey söylediniz ya. 1, 2, 3 gibi düşünün. En sol 1. Şu 1, şu 2, şu 3. 1 taş, 2 odun, 3 pus odunu. Taşın hiç şansı yok bu arada. Taş bayağı kötü başladı. Normal odun. Mısır var mı ya siz? Bakayım. Mısır bende var. Ne? Benim tarlamda var ben bu arada. Var. Süs için duruyor. Bunları ekip biçip çoğaltabiliriz istersen. Bir tane alsam güzel olur. Yani bak şöyle yap kardeşim. Şey. Bak şöyle. Gel buraya İlmi. Burada tarifler var. Bak buraya geliyorsun. Tariflere göz at diyorsun. Oradan mısırı seçiyorsun, tamam mı? Diyor ki su ve mısır koyduğunda diyor 20 tane mısır koçanı veririm diyor. 3 su bir mısıra. İşte mısır yok bende. Mısır. Ha aynen. Bunları yok. Alıp gitmek yerine diyorum ki bunu alalım, buraya koyalım, çoaltalım. Sonra yarısını al git. Bir tarla boyu yeter sana. Ne diyor? Ben bir tane toplasam yeter bana. Tamam, al. Eyvallah. Hatta biz de şöyle yapalım. Ben bunları alayım. Aa, bunları da koy oraya. O 20 tane veriyor musun bir de? Aynen. Çok iyiymiş. Tamam, ben... Ben buraya şeyi koyuyorum. 7 tane mısır koydum. Buraya 21 tane su lazım değil mi? Sen getiriyor musun? Ben aldım 3 tane su almaya gidiyorum şimdi. Tamam, 60 tane yapıyor zaten. 60 tane fazla bile.
Ya ben burada şey diyeyim biraz. Yapalım, bol bol dursun. Lazım oldukça aramayalım ya. Al, 6 su da ben koydum. Bu mısır üretsin burada. Sonra şuradan domatesleri alalım. Tamam mı? Bir de domates üretelim şurada. Şurada zaten şey üretiyor. Bak deli gibi lif üretiyoruz şu an burada. Lif çitili. Şurada da domates üretelim. Uf 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 uf. Burada neler olmuş lan böyle. Domates de bir su bir domates. Bak domates daha uygun. Bir su istiyor. Üç su değil. Domates koydum. Hatta var ya ben şuradaki suyun yarısını... Hatta yarısını almıyorum ya. Bekleyin bak şimdi ne yapacağım. Şurada su kuyusundan su çekip gelelim. Onu ben şimdi... Normal odun mu kazandı anki? Tamam normal odundan yapacağım ya. Onu ben şimdi şey yaptım ama Suat. Kişiye yönelik çıkıyor olabilir mi ya? Ona bakacağım. Bak bakalım öyle miymiş? Değilmiş. Domatese de koysana mı? Domates de çıksın. Hepsini mısıra koyma. Tamam var bende ya. Nerede domates? Bende hemen, domates çok var. Vereyim al 9 tane domates. Hemen yanında ya kardeşim. 9 ne ya? Yani 9 biz de az yedik biliyor musun? Ha eğittim pardon zaten. Bende 50 tane vardı. Eğittim hepsini ya. Ulan ne oldu? Oo bu hayvanı ilk defa tek attım bu arada. Çok güçlendik. Bak tek atıyorum bunları artık. İkinci tur istiyorlar. Niye? Arkadaşlar. Şey yeter ya bir tane. Hı? Kurtu da keselim. Bak şunlar güzel. Bunları alalım. Bunları şey yapacağız. Şunu da keseyim artık şu tarım işine başlayalım. Tamam. Hadi bakayım devam. Şimdi odun kazandıysa tamam. Şura nasıl? Bence böyle tam köşeye koymamamız lazım. Tam mekanın ortasında olmalı. Etrafında bahçe çevirmeli böyle. Araya yol girmeli. Çitler falan filan daha güzel durur bak. Tam böyle simetrik yapmamız da şart değil. Şu şekil. Tamam mı? Şu şekil mekanı belli. Sonra aldım bunu. Ne yapıyorum ben ya? Tamam. Hı. Bir tane yetiyordu diye hatırlıyorum. Biraz yol payı bırakacağım buraya. Yol gelecek. Aynen. Şu şekil güzel. Hadi bakayım. Biraz yüksekte oldu sanki bu ha. Mecbur öyle yapacağız ya. Simyacıyı bugün buluruz benim tahminim. Bugün boss da keseriz. Simyacıyı da buluruz. Lan niye bu kadar yükseldi bu ya? Bu niye bu kadar yükseldi? Dur şimdi Allah. Yemek yedik. Hah bak böyle olur gibi. Seviyesini düşürttüm. Bir daha deneyeceğim. Hah işte bu. Şimdi oldu kardeşim. Şimdi yaptık işte. Güzel. Nasıl bu boyut? Şöyle bir bakayım. Biraz daha şuraya genişletmek lazım sanki.
Tamam. Orayla kesişmemesi lazım. Bunu geri kadar atacağım bir türden. Sonra tamamız. Güzel. Tamam, buradan şuraya doğru şimdi. Nasıl? Yol olsun, tarlanın ortasından geçen. Olsun. Ama onu yapmadık şu an. Bakayım şöyle ortadan. Değil mi? Bir tane şuraya bir şey atabiliriz. Şu aradan geçmelik bir yer bırakabilirim. Şöyle. Lan ne oldu lan? Lan eyvah, mahvettik. Niye böyle oldu şimdi ya? Mis gibi gidiyorduk ya. Ama iyi ki çok getirdik bak. Şu an orayı düzlemek için harcayacağım. Tamam mı burası? Ağacın arasına giden bir yol güzel olur harbiden ya. Bak şuradan ağacın arasına gitsin. Ama bu oyun var ya, kavga edeceğim ya. Güzel. Şimdi şurayı açacağız dedik. Tamam. Vallahi ne yaptık anlamadım ya. Tamam mı? Bu iyi mi yani şu şeye? Sanki biraz erken açtık yolu ya. Daha sağda olmalıydı. Bak şuradan. Ağacın dibine gitmeli ya. Tamam. Lan ne oluyor lan? Ben şu şeyi hala anlamadım ya. Bu nasıl çalışıyor bunun mantığı ya? Ben şurayı bak referans alıyorum. Niye burayı almıyor? Burayı aldım referans. Ben de anlamıyorum ya. Garip çalışıyor bir. İlle bana şunu yaptıracak ya. Ha bak bu nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Biz bunu süre süre aslında böyle bug gibi yapıyoruz ya. Bak şimdi oyunun mantığını anlatacağım size. Şuradan alsam çalışır. Var mısınız bak? Çünkü niye? Ben buraya toprağın kendisini gübre olarak tanımlattım arka tarafta. Bunlar sürüdüm. Bunlar aslında çim olarak tanıyor bence. Bak şimdi. Bunu buradan alıp götürürsem. Aynen. O burada ne olduğuna bakmıyor. İlk haline bakıyordun ya.
Aynen öyle. Güzel. Ama onun ucunda bir tane daha boş kaldı bu arada. Bir saattir yazıyorum. Kafayı yiyeceğim Mehmet. Tamam. Burası tamam. Şimdi aynı şekilde bak buradan da çalışmayabilir o zaman o mantıkta ya. Aynı şekilde buraya da yapacağız. Bir dakika şimdi biz bunları sürüyoruz ama hiçbir anlamı yok mu yani bunu şeylerin? Sadece görsel mi bunlar? Çalışıyor. Çalışıyor ilmi de. Şey baga şeyi bagarı düşürüyor. Çapayı. Bak şimdi. Mesela ben buraya şeyi zemin olarak şeyi koydum ya. Gübreli toprağı. Ama şimdi bak mesela bak tam bu domatesler bak beni şüpheye düşürdü bak. Bu tam benim temel koyduğum yerdekiler hızlı büyümüş. Oo, öyleyse eyvah eyvah. Evet, hiç çalışmıyor da olabilir. Ben yaydım. O zaman ben bunu hiç uğraşmayayım, kendim yerleştireyim. Ne diyorsunuz? Harbiden çalışmıyor olabilir. Şöyle kendimiz yerleştirelim madem ya. Bu şekil. Böyle de olmadı ki ama ya. Sen burayı yaydın mı? Neresi bunun orijinali? Bunun orijinali bak şura. Burada hiç orijinal yer yok. Şurası orijinal. Şu köşe orijinal bak. Nasıl şura. Ya? Burayı yayıp geldim. Şura orijinal bak şu köşe. Tamam, şuraya bir vurayım bakayım mesela. Ne verecek bana? Hilmi. Hilmi hayır. Y'ye basıp geri alırım. Ama kazmayla yaptığını Y'yle geri alamıyorsun diye biliyorum bak. Ben sana söyleyeyim öyle tanımlamıyor işte orayı. Onu yok, çim olarak ya. Tanımlıyor. Bak bunu direkt onu tanımlıyor. Öyle tanımlıyor bunu. Nasıl sürüyorum tarlayı? Kardeşim var ya. Yoruldum ya. Yalnız bir tık fazla yaptık gibi ya. Bu çok dip dibe oldu şurayla değil mi? Burayla çok dip dibe oldu. Lan bir traktör gibiyim aynen. Bak bu böyle olması yeterli bunun. Hatta bir tık fazla bile gittim. Tamam. Güzel. Şunu bir tık daha uzatabiliriz demişiz. Aynen öyle. Bunu kırpacağım zaten. Şunu bir tık daha uzatacağız. Enerjim bitti ya. Tuğat çalışmayacak böyle. Direkt toprak at bir sürü toprağı. Bitti ki ya. Bitirdik şu an yani. Artık çok geç. Ama iyi haber şu. Çalışmasa bile er ya da geç çıkıyorlar ya. Orası güzel. Biraz daha verimsiz oluyor sadece. Niye etkisiz diyor buraya? Burada bir şey var ya. Kürek mi patladı acaba? Şimdi çalışmasını da görelim bakalım. Dursun bakayım ya. Tamam. Bir yatalım. Sabah olsun hızlıca bir çarpı 15'e getireyim. Yattım ben yattım. Ben de bir yatayım şöyle bir çarpı 30'layalım madem. Ha sabah oldu lan.
Olsun, bir daha yatayım. Sen dinlemek için yatasın var gibi. Şimdi bak, şu arayı açacağız, sonra işlem tamamdır. Tarlamız hazır. Burayı biraz açacağız. Hatta bunu şöyle yapalım bak, bu biraz sistemi bozar. Şöyle yapalım ha. Şu şekil. İnanılır gibi değil. İnanılmaz. İnanılmaz. Ulan insene lan. Hayır lan, sen değil ya. Yanlış koydum. Ha? Dere yapma var mı? Dere yapmayı daha tanımadık. Öyle bir şey göremedik ya. Ulan toprak bitti ya. Nasıl bitti abi? Toprak, burayı aldığım toprak buraya nasıl yetmedi ya? Allah Allah. Nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Burayı ben zaten düz sürerek hallederim şimdi, siz canınızı sıkmayın. Orayı hallederim ben şimdi. Yine bitti ya. Bak bunu aldırmıyor. Burayı bozmuşuz ya. Burayı hepten bozmuşuz burayı. Tamam, mis gibi oldu biliyor musunuz? Mis gibi. Şurayı da çapayla düzeltmeyi deneyeceğim. Dur bakalım olacak mı? Olmuyor, mahvolduk. Ben nereden bulacağım bu toprağı şimdi? Nereye alsam oraya patlayacak ya. Osman, üstünüzde toprak var mı ya? Bakayım. Yerde var. Yerde var ne ya? Abi toprak mı yarıyorsun ya? Ya bir doğallığı bulmak istemiyorum, aynen. Gübre? Ha, yok, gübre de değil. Toprak arıyorum normal. Direkt dümdüz toprak lazım bana ya. 84 tane var. Of Osman, bana bir 20 tane ateşlesene kardeşim ya. Ya ortadaki sandıkta ya, al kardeşim, kafana göre. Tamam. Toplu. Gübreli toprağı atsam. Oraya yeşillik yapacağım ya. Gübreliyi o yüzden atmıyorum. Burayı yeşil yapmam lazım. Düz toprağı atacağım. 21 tane de yetmeyebilir bu arada buraya. Ben size söyleyeyim. Lan niye böyle oluyor bu ya? Bu oyun bak, toprağa zor ya, toprağa boyamak ya. İşte bu, işte bu. Tertemiz yaptık. Son. Son vuruş. Son iki parça. İşte bu. Çapa, burayı da düzenlersin. Ayıp yani. Düzenlemiyor. Bir toprak daha alacağım Osman'dan. Osman'dan 80'ini birden alalım şöyle. Al kardeşim. Lazım olursa isteriz zaten. Lazım olursa bir seslenir zaten.
Tamam. İşlem tamamdır. İnanılır gibi değil. Şimdi buraya ne yapalım? Ne ekelim? Evin arka tarafı, bak şura mısır olabilir. Şuraya mısır yapabiliriz. Buraya domates yapabiliriz. Ya da mesela mısır domates, mısır domatesi olabilir. Çit. Çiti yaparız ya. Bir meyveleri dikelim de bir yandan onlar büyüsün. Mesela çalı fidesi. Bak çalı fideleri net dikilmeli. Şuraya bir çalı fidelerini dikelim. Böyle mi böyle mi güzel durur acaba ya? Böyle mi böyle mi? Yoksa bir çılgınlık yapıp çapraz mı? Bak farklı bir bakış açısıyla. X'e bas. Ha, evet, X bak bunu hatırlattınız iyi oldu. X güzel oldu. Şimdi bak buraya X diyoruz. X. Buraya da Y ekseni diyorum. X mi Y mi? İkisi de aynı olmuyor mu lan zaten? Ya zaten Y'ye diksek yine X olacak sağa doğru arkadaşlar. Yani siz de bir alemsiniz ya. Çapraz diksek yine aynısı olacak. Hepsi aynı yere varıyor ki ya. Aynen. Dikdörtgen olacak zaten. Oo. Tutturamadık bu arada. O kadar kötü diktim ki. Şunun başlangıç noktası bura değil de şura olmalı. Ha, tamam. Şimdi buna göre dikeceğiz hepsini. Yalnız bu çok gürleşiyor bu ya. Bunu bu kadar sık dikmek iyi mi acaba? Sanki bir tık daha arayı açabiliriz bundan ya. Yakın dik. Simetri hastalığı var. Kötü. İyi. Sahur yayınları saat kaça kadar sürüyor? Arada bir tane böyle alakasız bir şey. Sahur yayınları 3'e kadar gidiyoruz bakayım genelde ya. Daha sıklık çok var diyorlar. Tamam. Yalnız bir şey değil mi? Bak güzel bir doğallık oluştu kendi kendine. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Şimdi anlayacaksınız. Ya bir yerden sonra bunları biçmeyi bırakırız zaten. Böyle güzel güzel görüntü olarak kalırlar. O kadar çok şeyimiz olacak ki bitkimiz. Bak anladınız mı? Bak 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 bak. Şuralar da açıldı artık. Doğal oldu. O ne yaptı şimdi? O ayıp etti ya. Tamam. Harbiden bunu... Bu bildiğiniz bir iş ya. Sanki sola doğru bir tık daha genişletsek güzel olacakmış gibi bunu ya. Bak. İyi bir tık boş kaldı. Buna çit atacağız. Şuraya da mısır ekelim şimdi. Bunu ektik. Of 20 tane mısır fidesi. Gel kardeşim. Buraya da mısır ekelim. Mısır biraz daha sık olabilir gibi değil mi?
Tamam. Ulan bu kadar mısırımız yok ki bizim ya. Mısır bitti lan. Tamam, burayı fullleyene kadar mısır üreteceğiz artık ya. 5, 20, tamam. Su var mı Osman üstünde? Su... Var kardeşim. Kardeşim, verirsen suyu... Şu an var ya, tarım devrimine geçtik. Sen bana güven. Gıdada bir zirve, bir marka olacağız. Ne kadar istiyor, kaç tane? Olduğu kadar. Öyle olmaz. O zaman verebildiğin kadar. Ben sana şöyle verim bir. Sana şöyle verim bir. Güzel, 15 tertemiz. Eyvallah, eyvallah. Boya. Şimdi 3 tane su. Yani evet, burayı full buna harcayabiliriz ya. Tam mis gibi şu an, biliyor musunuz? 100 tane bana mısır fidesi verecek bura. 100 tane tertemiz. Bu ne yapıyor şimdi? Bu da domates fidesi verecek. Tamam. Domatesleri de buraya ekelim yine. Domatesleri biraz daha böyle düzensiz dikebiliriz, biliyor musunuz? Bak, domateslere düzensizlik yakışır. Bak buraya 1, 2, 3, 4, 5. Evet, düzensiz dikecek kadar lüksümüz yokmuş. Lan uçuyor lan bunlar. Dur bakalım. Aynen, bunu biraz doğallık şeyinde kendim elimle dikeceğim, bak şöyle. Tamam. Orta yere diktik ya. Hah. Tamam. Abi elinle dikmen lazım yoksa tutmaz. Soğan var mı? Çorum. Kalana da çalı koy, boşa gitmesin. Ha, şunlar yetişsin diyorsun. Bak mantıklı ha. Bak böyle şeyler güzel. Böyle önerileri severiz. Böyle önerileri açığız. Şunları diyor, şöyle dik diyor. Boşa gitmesin. Zaten bunları biçersin diyor. Biçeriz. Tamam. Şimdi buraya çok önemsemiyorum bunları toplayacağımız için. Bayağı seri koydum ya. Bu oyuna bunu acilen bir çapa gelmeli. 10'lu 15'li ekebilecek. Bir şey değil mi? Bunlar daha güzel durabilir ha. Bak. Olur ya, şaşırmam yani. Bunlar daha güzel durursa. Böyle rastgele ekmek daha güzel gösterebilir ya. Tamam. Oh, vallahi yorulduk ha. Terim işi tamam. Şimdilik buraya bir ara verelim. Bura çünkü harbiden uzun sürecek. Daha buraya kadını getireceğiz. Buna yer yapacağız. Bunlara çit çekeceğiz. Daha benim domateslerin çiti yok. Hadi o domateslerin çitini bitirelim madem. Bir tanesi tamamlansın. Odun ve ip istiyor. Güzel. Nerede çiftler?
Niye dönmüyor lan bu? Fazla doğal oldu bu. Burada bir sakatlık oldu ama anlamadım ya. Şunu geri al. Bir tane daha lazım. Bak şimdi şunu alalım. Karşıda oradan giriş var ya. Burada da bunun tam karşısını bırakmayalım. Buradan giriş olsun. Yani dursun bakayım ya. Şimdilik böyle durabilir. Bir şey oluşsun. Sonra bakarız ona. Şuraya bir sandık. Bak buraya bir sandık yeri güzel olur ha. Hemen bir tane ondan yapıştıralım. Çünkü artık çok fazla eşya olmaya başladı. Ne nerede? Neye ihtiyacımız varsa onun mekanına gidelim. Akılda kolay kalır. Ben artık tutamaz oldum. Hangi gıda nerede? Şimdi bana bir tane masa lazım. Şöyle küçük masadan. Ve bunun üstüne bir tane sandık lazım. Depolama. Ne istiyor bu? 3 ip dal. Tamam, iple dalı yine yaparız. İp. Dal. Dalları aldım. Biraz daha ip yaptım yine. 2 tane sandık yapacağım buraya. Bura bayağı malzeme isteyecek gibi. Mahsul üretecek gibi daha doğrusu. Sonra sandıkları koydum buraya. Ver kardeşim masayı. Hah. Bak şimdi. Bu. Sanki olmadı gibi, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama. O masa dursun, ona başka bir şey yaparız. Evet, tarlaların içine koymak daha güzel. Şu an daha güzel gözüktü. Tarlaların içine bak. Minecraft'ta öyle yapmıştık ha. Bak Minecraft'ta güzel de. Tarlaların içerisinde durmalı aynen. Ne lazımsa mesela her birine bir tane sandık yaparız. Domates lazımsa buraya geliriz. Şimdilik şöyle dursun, buna bakacağım ya. Şimdilik böyle dursunlar, bunları ayar çekeriz. Tamam. Bu masa da şurada dursun şimdilik. Abi hayvanı kovalayıp çitin arasına sıkıştırarak besleyebiliriz. Bak güzel. Onun şey versiyonu vardı bende. Canavar yakalama ya. Canavarı yakalayıp çukura hapsedirme böyle orada. Neydi yap dedik onu? Biz bir oyunda yapıyorduk. Valheim'da mı yapmıştık ya? Valheim'da yapmıştık. Aynen.
Tamam. Evet çiftçi. Ooo sen ne diyorsun ya? Bu ne kadar hızlı büyüdü bunlar ya? İlme işliyor gibi sanki ya. Hızlı büyüyorlar. Vallahi. Bak ama domates tutmuş bile benim gübreli yerdekiler. Diğerleri yeşilleşmiş sadece. Neredesin sen? Orijinaller nerede? Bak şuraydı değil mi? Orijinal ora. Burada da şura bak orijinal. Burada da şura orijinal. Hatta burayı şurada burayı geç diktim bak şuraya göre. Şunları daha erken diktim. Burada orijinal bura. Bakacağız bakalım. Şura orijinal. Olduğum yerden eminim. Tamam. Bakalım bakalım. Buraya var ya bir yol getireceğiz daha. Bura tatlı duracak ya. Şu yolu buradan buraya getireceğiz. Demirciye gidecek. Buraya gidecek. Şuraya bir mekan. Tamam. Bu kadar yeter ya kasaba şeyine. Buna bir mola verelim. Biraz keşfe çıkmayı düşünebiliriz. Mehmet abi geldi mi acaba? Böyle bir şunları bir aktaralım. Üstümüzü boşaltalım. Keşfe çıkabiliriz. Bunları çıkar. Bunları koyalım. Şu üstümüzdeki fidanları şuraya bırakacağım. Tarıma dair şeyleri buraya bırakabiliriz. Toprak. Bunlar. Ondan sonra. Hatta bunları var ya bak buraya yer bile kaplatmayalım. Bunlar zaten şurada yer var. Durabilirler. Aha. Burada dursunlar. Mis gibi. Burayı depo gibi kullanalım ya. Tamam. Tamamdır. Şu craftları buraya. Leaf buraya. Reçine buraya. Çubuklar diğer tarafa. Bunlar diğer tarafa. Tamam. Şimdi bu etleri pişireceğiz savaşa gitmeden önce. Biraz mantar alalım. Başka ne lan? Pişmiş etimiz var bak. Pişmiş eti alalım. Pişmişlerini al bunların. Başka. Mısır koçanı. Bak bunlar önemli. Bunları pişireceğim. Mantarı at. Herhalde bunlar yeter bana. Şunları pişirsem. Şunları da buraya bırakacağız. Kuru karadut. Aynen ondan alacağım ya. Bakayım kaç tane olmuş ya burada. Harbiden bak bunlar geç oldu görüyor musunuz? İlk dikmeme rağmen. Biraz da şansa mı oluyor acaba ya? Bu biraz da şansa bence. Hilmi sende karadut var mı? Kuru. Ya da sizde kaçar tane var? Ben şeye, 9 tane var. Benim. Şeye koymuş olabilirim ya. Bak şuraya bir bakalım. Şu avcıda. Aynen buraya dün ben de koymuştum. Şu an... Bir tane var. Yok. Full tuz yok, bura. 17 tane var şu an. Ben aldım işte üstüme. Ona göre böleceğim. Tamam. Ben bir yemek pişireyim dur. Sende kaç tane var Suat? Bende şu an yok herhalde ya. Dur bakalım. Aa dur şey depoda olabilir. Dur depoya bakayım. Bende 19 tane varmış ve kurumamış. Bunları hepsini bırakayım oraya ya. Kurusunlar. Abi kurumamış okay. Karadutu yemeyelim zaten. Çok boşa gidiyor. 9 tane koydum ben de Suat. Tamam ben de 19 tane. Bunları paylaşırız zaten ya. Düşürüz ha. Yalnız haymanın gölgesi iş yapıyor. Biliyorum, görüyor musunuz bilmiyorum. Bak gölge nasıl düşüyor görüyor musunuz buraya? Hayma. Bunun bir üstünü yeşertmemiz lazım ya. Hemen bir mangal çevirelim şurada. Altışar tane veriyorum size. Tamam.
Abi ben her mutfağa geldiğimde bir şey kıracaksam işimiz var ya. Lezzeti beğenemedim. Tuzu tutturamamışım biliyor musunuz? Közlenmiş mısır. Y'ye bas. Ne çıkacak acaba? Bak yine bir korkutan bir şey geldi öneri. Ne oldu? Mehmet abi yazdı mı chat'e, gördünüz mü? Yok Mehmet abi, daha yok. Bir tane şeyi temizleyebiliriz ya, pusu ya üçümüz, ne diyorsunuz? Olur baba. Şeyi Mehmet abi gelmeden gitmeyelim ya, o karakter açmaya. Bir tane şeyi temizleriz bölgeyi. Bölgelerde canavarları savaşıyor zaten. Son bir tane kaldı. Tamam, şimdi ne yapacaktık? Demircide şeyi artı basacaktık. Bak ben savaş sırasında ne basıyorum? Bir tane et yiyeceğim. Savaşta. Bir tane mısır. Mısır kuvvet veriyor. Et can veriyor. Meyve de can yenileme veriyor. Hem canımı arttıracağım, kuvvetimi arttıracağım, bir de can yenilimi arttıracağım. Şu üçü çok kritik. Şöyle. Şu üçlü benim ana üçlü. Şimdi silaha bir artı basalım bakayım ya. Rünleri almadım üstüme. Burası değil, şurası. 292 tane rün var. Tamam, ekipman geliştir. 5 tane seviyesi var potansiyeli. Geliştireyim mi? 24 tane gidiyor. Artı 4 kesme ekliyor. Değil mi? Artı 4 kesme daha ekliyor. He. Ama direkt geliştir bence onu. Bunlar bak Osman, şimdi anladım ben. Pasiflerini geliştiriyor bak. 5 tane potansiyel boşluk var ya, bu 5 pasifinden dolayı geliyor. Aynen. Bak bunu 22 hasar oldu. Şimdi ikincisini geliştirecek. Şimdi üçüncüyü. O kitle olanları açıyor işte geliştirdikçe ve hasar artıyor. 28 lan şeyle aynı güce geldi. Giyotin aynı güce geldi ha. Bu giyotin dediğimiz de tamamen hasar yönelik bak şu. Şunla aynı hasara geldi lan. Hantal silahla. Vay be. Tamam. Şunu bu arada boş bırakmayabiliriz. Bak burada kömür üretiyor. Aynen. Buraya ben koymuştum. Mis gibi kömür üretmiş. Bak kömür lazım olacak. Sonra şeye bakalım bakayım. Dur. Kalkan yapabiliyordum sanki ben ya. Silahlarına artı bas Suat. Ben diyeyim. Ha onu bastım şimdi ya. Metal. 5 metal levha. 6 tane ip 5 metal levha mı? 3 tane burada. 2 tane metal levha için 4 metal hurda. 4 metal hurdam olmuş olabilir benim ya. Dur bakalım. Of 7 tane var bak. Bunu buraya koyalım. Bu bize... Ama bu çok uzun sürüyor be. 12 dakika beklememiz lazım kalkan yapmam için. 12 dakika çok. 12 çok. Bir sonrakine. Bu olsun. Bunu bir sonrakine artık. Döndüğümüzde yaparız. Bir sonraki savaşa. Ama yatıp kalkarsak mesela 12 dakika hızlı geçerse o zaman konu değişir.
Yatalım mı? Yatalım baba. Bak mana iksiri var bende. Pusta hayatta kalma iksiri var, ona basalım. Artı %30 hasar çarpanı ama diyor ki pusta hayatta kalmayı düşürür diyor. Of. Ne oldu, bir oyunun sesi gitti geldi ya. Ben yattım bu arada. Sabah oldu. Bakalım bakalım ne diyor. Aa bir dakika, bu ikisinin toplam süresi mi 6 dakika? Sıradaki diyor. 5 dakikaya olacak o zaman bu. Öyle mi? Bekleyelim o zaman bunu bence ya. Tamam, ne istiyordu bu çocuk? Biz diğer şeylerini hazır edelim. Levha yolda. 6 ip, 2 tane kütük. 6 ip hallederiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamam. İki tane kütük. Dal bu değil. Kütüğü nereye koydum? Kütüğü dışarıya koydum. Ama bu şekilde olmaz ki ya. İki tane istiyor değil mi? İşte bu. Son 3 dakika. 1 dakika mı lan? Ben anlamadım. Bu ne diyor anlamadım ya. Bir dakika. Toplam ha 7 tanesinin hepsinin süresi. Tamam bakalım ya. Silahları unuttun mu yoksa? Bekliyorum hala. Kendini savunabilmen lazım. Karşıda kimin çıkacağı belli olmaz evlat. Bakalım bakalım ya. Evet, bir 2 dakika mola vermiş olalım bunu beklerken. Assassin Kiwi. Selamlar demiş. 35. ay. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Polivect. Spesifik. Bak şu an size kasıyor bak yan ekrana aldığında. Bu çok kötü gözüküyor ya. Bak dur. Şöyle yapıp okuyayım. Gariban. Jigslarch. Suat yorulduk mu iş hayatından demiş. 34. ayında. Kolay gelsin kardeşim. Arquese. Quick Classic. Vay 43. ayında. Tunicom'dan abonelik hediyesi Uralex 24. ay. Klasik hoş geldin kardeşim tekrardan. Olmuş mudur? İşte bu. Şöyle bir kalkanımı göstereyim size. Mevcut kalkan. Mevcut kalkanın 7 savuşturma gücü, 60 azami dayanıklılığı, 1 engellemesi var. 1-7-60. Şu ankinin 1-7-60, 7-20-100. Ulan ne kadar fark etti lan? Kaç senin şu an savunma? Of. 86 mı? Hemen bakacağım. Bak eskiden kaçtı? Bunu kuşanmadan önce 86 fiziksel direnç, 44 büyü direnci diyor. 86'ya 44. Bunu giyince 86'ya 44 diyor. Hiçbir şey değişmiyor. Ama o şeyi arttırdı yani, şunu açtığındaki dayanıklılığı.
Allah Allah. Tamam, kalkanı buraya bırakalım ya. Yayı almayacağım. Yaylık bir şey. Bu maymuncu yapmak kolay mı? Çok kolay ya. Bir metal parçası istiyor. Hmm, o zaman dursun. Metal parçası dedim. Beni bir şey yaptın, korkuttun. Hatta onu ben yanıma alayım. Maymuncukla açılabilecek bir yer olursa açarız. Kalkana rün basılıyor mu? Deneyelim. Yok. Kılıçlara basılıyor sanki. Aynen.